olduğu haklarıdır. Bunları konuşmalıyız. Kürdün onurunu, izzetini, Türk'ün endişesini giderecek bir yöntemle bir an önce ulusların, insanların, inançların kendilerini kendi demokratik kimlikleriyle temsil edebildikleri, rahat hissettikleri bir anayasal bunun düzen kurmalıyız. Şu meclis aritmetiğiyle gerçekleşeceğine inanıyor musun Sayın Önder? Şu anlamda soruyorum. Diğer bağımsızlar açısından da, yani sizin özelinizde değil sadece. Çünkü deniyordu ki AK Parti'nin 3. dönemi hani meclis sandalye dağılımını da göz önünde bulundurarak anayasa, işte Güneydoğu meselesi ve diğer bazı sorunlar dolayısıyla zor geçecek, zorlu geçecek. Bu anlamda sizin katkınız açısından değerlendirdiğimizde ne öngörüyorsunuz ve nasıl bir tablo görürsünüz? Şimdi o kadar millet çabuk unuttu ki bu anayasa çalışması bir önceki niye başladı? Siz devlet bu ülkenin 1/3'üne giremiyordu. Devlet yönetemez duruma gelmişti. Kendi içinde ipliği pazara çıkmıştı. Cinayet şebekeleri ortalıkta kol geziyordu. Yönetemez duruma geldiler. Yönetemez duruma gelince bu anayasa yapılması zorunluluğu çıktı. Eğer siz bu meselenin üzerine yatarsanız yarın yine yönetemez duruma gelirsiniz. Sayın Önder, çok teşekkür ediyoruz. Bu noktada yine merkeze dönmemiz gerekiyor. Çeşitli açıklamalar var. Bundan sonraki süreçte de önümüzdeki dakikalarda çeşitli konuklarla yine Levent'teki stüdyomuzdan aktaracağız ama şu anda Kılıçdaroğlu